Herkese merhabalar, ben Erol. Beni tanıyanlar bilirler. Ben uzun yıllardır Canon kullanıyordum. Canon 20D ile Canon dünyasına ilk adımı attım. Ve Canon 5D Mark III ile de Canon dünyasından ayrıldım. Ve şu anda da gördüğünüz gibi Nikon D850 fotoğraf makinesi kullanıyorum. Bu videomuzda da Nikon D850 fotoğraf makinesini inceleyeceğiz. Ve bu videomuzda neden Nikon D850'ye geçtiğimin sorusunu da cevaplamış olacağız. Hiç vakit geçirmeden hemen incelememize başlayalım. Nikon D850 fotoğraf makinesi Temmuz 2017 sonlarına doğru duyurulmuştu ve duyurulduğunda da makinenin Eylül sonlarına doğru stoklarda olacağı belirtilmişti. Ancak makineye gelen aşırı talep nedeniyle makinenin stoklarda olması ancak Aralık 2017 sonlarını buldu. Ben de Aralık sonuna doğru Hong Kong'a geldim ve Hong Kong'da görmüş olduğunuz gibi Nikon 24'de 120 mm kit lensi ile birlikte makineyi satın aldım arkadaşlar. Makinamız 1 kilogram ağırlığında bir makina, kit lensinin ağırlığı da 710 gram yaklaşık olarak. Dolayısıyla kit lensiyle birlikte elinizde 1.7 kilogramlık bir ürün taşıyorsunuz. Eğer Nikon D850 ile birlikte, kit lensi ve bu flaşı kullanırsanız eğer, SP5000 flaşı kullanırsanız eğer, elinizde 2 kilogramı geçen bir ürün seti oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla böyle bir set taşıdığınız zaman kol kaslarınız da bayağı güçlenecek demektir. Şimdi makinamızın özelliklerini yakından incelemeye başlayalım. Nikon D850 fotoğraf makinamız FX formatında full frame 45.7 megapiksel bir fotoğraf makinesi. Ama Nikon D850 fotoğraf makinesiyle aynı zamanda DX formatındaki lensleri de kullanabiliyorsunuz. Yalnız DX formatındaki lensleri kullandığımız zaman elde ettiğimiz fotoğrafın ebadı 20 megapiksel oluyor. Canon'dan gelen yeni bir Nikon kullanıcısı olarak Nikon D850 fotoğraf makinesini elime aldığımda dikkatimi çeken ilk şey, burada görmüş olduğunuz gibi asıl kayışlarının makineye bağlandığı yerin metal olmasıydı. Canon 5D Mark III kullanıyorken Canon'daki asık kayışlarının makineye bağlandığı yer maalesef kumaştı ve birkaç sene sonra aşınıyordu. Ama burada gördüğünüz gibi bağlantı yerimiz metal olduğu için aşınma söz konusu olmayacaktır. Nikon D850 fotoğraf makinesini dış görünüş olarak Canon 5D Mark III ve Canon 5D Mark IV'ten ayıran en önemli özellik burada görmüş olduğunuz tekerlek ve bu tekerlek üzerinde bulunan fonksiyon düğmeleri. Canon 5D Mark III ve Canon 5D Mark IV'te burada sadece fotoğraf çekim modlarına ilişkin fonksiyonlar varken Nikon'da ise gördüğünüz gibi birçok fonksiyon buraya yerleştirilmiş durumda. Şimdi fotoğraf makinesini açalım ve bakalım bunlara. Mesela mod düğmesine bastığımız zaman şu anda manuel moddayız. Ve bu tekerleği döndürerek modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Mesela şu anda Aperture Priority moddayız. Manuel mod, program mod ve Shutter Priority moda geçtik. Modlar arasında bu şekilde geçiş yapabiliyoruz. VB düğmesi de White Balance düğmesi, yani beyaz ayar düğmesi. VB düğmesine basıp bu tekerleği de döndürdüğümüz zaman değişik beyaz ayarları arasında geçiş yapabiliyoruz. Şu anda otomatik beyaz ayarındayız. Gördüğünüz gibi bu şekilde beyaz ayarları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Kuval düğmesi ise kalite anlamında. Burada da fotoğraf çekim kaliteleri arasında geçiş yapabiliyorsunuz. RAW, Fine, TIFF, Basic, Basic Plus, Norm, Normal, Normal Yıldız, Fine, Fine Yıldız, RAW, bu şekilde fotoğraf çekim kaliteleri, fotoğraf çekim modları arasında geçiş yapıyorsunuz. Buradaki içi beyaz noktalı düğmeye basıp yine bu şekilde döndürürseniz fokus yöntemleri arasında geçiş yapıyorsunuz. Netleme yöntemleri arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yine bir başka özellikle döndürelim makinamızı. Buradaki bu siyah düğmeye basıp bu tekerleği döndürdüğümüz zaman da fotoğraf çekim metotları arasında geçiş yapıyorsunuz. Mesela şu anda fotoğraf makinemiz tek kare çekecek şekilde ayarlanmış. Şimdi seri çekime geçtik. Az seri çekim ve hızlı seri çekim, zaman ayarlı çekim gibi çekim metotları arasında geçiş yapıyorsunuz. Nikon D850'nin stereo mikrofonları da bu şekilde buralara yerleştirilmiş. Sağda ve solda olmak üzere bu şekilde yerleştirilmişler. Nikon D850'nin sağ tarafında da gördüğünüz gibi açma kapama düğmesi ve deklanşör düğmesi yer alıyor. Bu şekilde açıyorsunuz. Deklanşörümüz de bu. Ve burada da gördüğünüz gibi kayıt düğmesi yer almakta. Video kaydını da buradan yapıyoruz. Ve ISO düğmesi de yine burada. Şu anda ISO 64'teyiz. Bu şekilde ISO değerleri arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Ama isterseniz bu ISO aralığını ISO 32 ile ISO 102400 olarak değiştirebiliyorsunuz. H2.0'ın değeri ISO 102400. Buradaki düğme yardımıyla da pozlamaya artı eksi pozlama değeri verebiliyorsunuz. Şu anda mesela artı pozlama değeri veriyoruz. Ve şimdi de eksi pozlama değeri bu şekilde veriyorsunuz. Nikon D850 fotoğraf makinamızın arkadan görünüşü de bu şekilde gördüğünüz gibi.
Ekranımız 3.2 inç büyüklüğünde dokunmatik LCD ekranımız ve aynı zamanda tabii ki ekranımız dönebilen ekran. Ekranı bu şekilde döndürüyoruz. Böyle üstten bakmak için bu şekilde yaptığımızda üstten bakabiliriz. Bu şekilde yaptığımızda da alttan ekrana bakmamız mümkün. Bu şekilde de üstten ekrana bakabiliriz. Ekranımızın çözünürlüğü de 2359.000 piksel. Ekranımızın bu şekilde dönebiliyor olması tabii ki fotoğraf çekimlerinde bize büyük kolaylık sağlıyor. Örneğin şu videoda göreceğiniz gibi makineyi tam su üzerine getirip ekrana da üstten bakarak kadrajı ayarlayıp fotoğraf çekebilmemiz mümkün. Ekrana dönmeyen makineler ile bu şekilde bir fotoğraf çekebilmemiz neredeyse imkansız. Bu arada eğer işinizde kanalıma abone olmamış izleyicilerim varsa abone olursanız çok sevinirim. Ne kadar abone o kadar çok destek demektir. Ne kadar çok destek o kadar çok video demektir. Şimdi de makinamızın menüsüne ve arka tarafına kısaca bir göz atalım. Yan tarafta da gördüğünüz gibi menü, buradan menüye giriyoruz. Menü çok karışık aslında. Menü ile ilgili ayrı bir video yapsam belki daha iyi olacak. Mesela burası playback menüsü. Foto shooting menüsü yani fotoğraf çekim menüsü, movie shooting yani video çekim menüsü, custom settings özel ayarlar menüsü, setup menüsü değiştirme ayarları, kurma ayarları diyelim daha doğrusu, retouch menüsü, retouching menüsü yani özel hassas ayarlar menüsü, my menü, buradan da özel menü yapabiliyorsunuz kendinize. Aslında menü çok karışık. Menü ile ilgili detaylı bir video yapmam lazım belki daha iyi olacak. Mesela fotoğraf çekim menüsüne giriyoruz. Bakın bitmiyor. Arka daha böyle başka sayfalara geçiyorsunuz. O kadar çok şey var. Fotoğraf çekim menüsüne gelip kısaca baktığımda buradan fotoğraf kalitesini ayarlıyorsunuz gördüğünüz gibi. Aynı zamanda buradan da fotoğraf büyüklüğünü ebatını ayarlıyorsunuz. Gördüğünüz büyük ebat, orta ebat, küçük ebat. Sonra değiştirelim. Movie shooting menüsü burası. Şimdi buradan mesela kalitemizi ayarlayalım. Gördüğünüz gibi buradan videonun kalitesini ayarlıyorsunuz. Şu anda Ultra HD yani 4K çekim modundayız. İnelim ve gördüğünüz gibi de Full HD 60p çekim moduna geldik. Buralardan ayarlıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi Timelapse Movie. Buradan da Timelapse video çekerken ayarlarımız yine burada. Yine bu da çok karışık. Timelapse movie çekimiyle ilgili de sizlere ayrı bir video hazırlayacağım yine. Bu da çünkü çok detaylı bir konu. 8K timelapse çekebiliyorsunuz, 4K timelapse çekebiliyorsunuz. Bunlarla ilgili ayrı bir video hazırlayacağım ayrıca sizlere yine. 4K olarak timelapse video çektiğimizde makine bizlere 4K videoyu timelapse video olarak sunuyor. Ancak 8K olarak timelapse video çektiğimizde maalesef bizlere 8K olarak timelapse video sunmuyor. 8K olarak gerekli olan fotoğrafları bize sunuyor. Daha sonra biz bu fotoğrafları alıp After Effects'te veya Adobe Premiere'de işleyerek video haline dönüştürmemiz gerekiyor. Şimdi de Nikon D850 ile çektiğim kısa bir örnek timelapse videosuna bakalım. Menümüz bu şekilde arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi yine playback tuşu var. Fotoğrafları buradan görüyorsunuz, çektiğiniz fotoğrafları. Bu delete tuşumuz. Fotoğrafları buradan büyütüyorsunuz şu anda gördüğünüz gibi. Küçültüyorsunuz. Bu şekilde. Buradaki tuşumuz canlı ön izleme tuşu. Gördüğünüz gibi. Burası aynı zamanda video çekim modu. Şu anda video modundayız. Şimdi fotoğraf moduna geldik. Şimdi video modundayız tekrar. Otofokus noktalarını da buradaki joystick yardımıyla değiştiriyorsunuz. Bu düğmeye bastığımız zaman resim kontrolleri çıkıyor karşımıza gördüğünüz gibi. Otomatik, standart, natural, vivid, canlı renkler, siyah beyaz, portre, landscape gibi. AF10 düğmesi bu tuşa bastığımız zaman otomatik fokus noktaları çıkıyor karşımıza ekranda. Bu düğmeyle de otomatik fokus noktalarını kaydırıyoruz. Sağa, sola, yukarı, aşağıya doğru. Bu düğmeyle de fokuslama yaptıktan sonra belirli bir yere fokuslamayı kilitliyoruz. Şu anda fokuslama açık. Şimdi bu düğmeye basarak fokusladığımız yere kilitliyoruz.
hareket etmiyor ondan sonra. Bu şekilde de sağa sola giderek de fotoğraflar arasında geçiş yapıyorsunuz. Önceki fotoğraf, sonraki fotoğraf gibi. Burada da gördüğünüz gibi fonksiyon düğmemiz var. Makinamızda iki tane fonksiyon düğmesi var. Burası ikinci fonksiyon düğmesi. Bir tane de önde fonksiyon düğmesi var. Bu da öndeki fonksiyon düğmesi. Şimdi de makinamızın bağlantı noktalarına bakalım. Makinamızın bağlantı noktaları burada yerleştirilmiş. Şimdi detaylarına bakalım hep birlikte. Burada da yine bağlantı soketleri var. Burası sink kablosu bağlantı soketi. Burası da kumanda bağlantı soketi. Kablolu veya kablosuz kumanda bağlamak isterseniz buradan bağlıyorsunuz. Buradan da manuel netlemeyi veya otomatik netlemeyi aktif hale getiriyorsunuz. Şu anda manuel netlemede. Şimdi de otomatik netlemede. Buradan da gördüğümüz gibi Nikon D850 fotoğraf makinamızda hem Wi-Fi hem de Bluetooth özelliği mevcut. Makinamızın batarya yuvası da diğer bütün profesyonel fotoğraf makinelerinde olduğu gibi bu şekilde buraya yerleştirilmiş. ENEL15A türü bataryayı kullanıyor. Aslında ENEL15 bataryayı da kullanabilir. A'sız bataryayı, yani yanında A işareti olmayan bataryayı da kullanabilir. Ama Nikon eski tip ENEL15 bataryalarda ısınma problemi keşfetmiş ve yeni bir batarya çıkarmış, ısınma problemlerini gidermiş. Bu bataryaya da ENEL15A türü batarya denilmiş. Burada gördüğünüz gibi hem ENEL15 hem de ENEL15A türü bataryayı Nikon D850 fotoğraf makinesiyle kullanabilirsiniz. Ve yine aynı şekilde gördüğünüz gibi yan sanayi bataryayı da fotoğraf makinemizde kullanabilirsiniz. Makinamızın LCD ekranını çok fazla kullanmamak şartıyla bir tane ENEL15A türü bataryayla 1840 tane fotoğraf çekebiliyorsunuz. Ama ne kadar uzun sürede video çekebileceğimiz konusunda bir bilgi yok. Sanırım bu çektiğimiz videonun kalitesine bağlı olarak değişecektir. Örneğin 4K video çekiyorsanız farklı, Full HD yani 1080p video çekiyorsanız da farklı sürelerde videolar çekeceksinizdir. Hazır video çekimlerinden bahsetmişken şunu da belirteyim arkadaşlar. Nikon D850 ile hem FX formatında hem de DX formatında video çekebiliyorsunuz. Tabi DX formatında video çektiğiniz zaman 1.5x crop faktörünü kullanarak video çekeceksiniz. Dolayısıyla elinizdeki 24'e 120 mm lensiniz, 36'ya 180 mm lensmiş gibi fonksiyon görecek. Şimdi de makinamızda hangi kartları kullanabiliyoruz ona bakalım. Makinamızda SD kartları ve XQD kartları kullanabiliyoruz. SD kartlardan da hem 1. sınıf SD kartları hem de 2. sınıf SD kartları kullanabiliyoruz. Mesela şimdi size göstereyim. Bu kartımız UHS 1. sınıf kartımız. Bu kartımız ise UHS 2. sınıf kartımız. Yakından bakarsak kartlarımıza göresiniz detaylı bir şekilde. Bu şekildeki kartları kullanıp fotoğraflarınızı veya videolarınızı bu kartlara çekerseniz bunlardaki verileri bilgisayara aktarırken de tabii ki hızlı bir kart okuyucunuz olması lazım arkadaşlar. Aksi takdirde hızlı kart kullanmanın avantajından faydalanamazsınız. Veya fotoğraf makinenizden direkt verileri bilgisayarınıza transfer ederken de USB 3.0 bağlantı noktasını kullanmanız lazım ki hızlı veri transfer etmenin avantajından faydalanabilirsiniz. Makinamızın kart yuvası da hemen sağ tarafta burada. Gördüğünüz gibi burada makinamızın kart yuvası iki tane. Nikon D850 ile saniyede 7 kare olarak 45.7 megapiksel fotoğraf çekebiliyoruz. Ancak Nikon'un özel ürettiği bateri grubu kullanırsak bu defa saniyede 9 kare olarak 45.7 megapiksel fotoğraf çekebiliyoruz. Nikon D850 ile deklanşörü sessiz moda alarak özellikle sessizlik gereken ortamlarda sessiz bir şekilde fotoğraf çekebiliyoruz. Bunun için Photo Shooting yani fotoğraf çekim menüsünden en alt sayfaya gelip Silent Live View fotoğrafıyı seçmemiz yeterli oluyor. Sessiz modda çekim yaparken fotoğraf makinamızın deklanşör ömrü de etkilenmiyor. Nikon D850 fotoğraf makinamızın dahili flaşı yok. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bu şekilde harici flaş kullanmamız gerekiyor. Şu anda gördüğünüz gibi Nikon SP5000 flaş, Nikon D850 fotoğraf makinesinin flaş kızağına monte edilmiş durumda. Şimdi de Nikon D850 ile yüksek ISO'da ve düşük ışıkla çekilmiş fotoğraf ve videolardan örnekler izleyelim.
Nikon D850 fotoğraf makinesini gördüğünüz gibi Sigma Art serisi lenslerden herhangi birisiyle satın alırsanız eğer, Sigma lensin otofokus kaçırıp kaçırmadığını kontrol etmenizde fayda var arkadaşlar. Ben gördüğünüz gibi Sigma 85 mm Art serisi lensi satın aldım ve bu lens maalesef otofokus kaçırıyordu. Lensi Hong Kong'dan satın almıştım ve dolayısıyla lensi Sigma'nın Hong Kong serisine götürdüm ve otofokus kalibrasyonu yaptırdım. Otofokus kalibrasyonu yaptırdıktan sonra bile lenste yine otofokus kaçırması oluyordu. Otofokus kaçırmasını da makine içerisinden AF fine tuning yaparak düzelttim. Makine içerisinden AF fine tuning yapmak için de bu şekilde bir ürün kullanmanız gerekiyor. Bu ürünü nasıl kullanacağına ilişkin de bir video yapmıştım. Onu da yine yukarıda ve aşağıda yorum kısmında bulacaksınız arkadaşlar. Bu ürünü aldıktan sonra da tüm lenslerime AF fine tuning yaptım ve şu anda tüm lenslerimi Nikon D850 ile sorunsuz bir şekilde kullanabilmekteyim. Videomu izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve görüşlerinizi de aşağıda yorum kısmına yazarak hem benimle hem de diğer izleyicilerle paylaşmayı ve YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın.